Göreceksin, Murat gelecek. İnşallah. Geçen yıl alıp da bir ayda elden çıkardığı çakır Emine gibi sahipsiz değildir Ayşe. Doğru, doğru. Ama bu sefer sert kayaya çarptı Cafer. Göreceksin, Hızır gibi yetişecek. Gelir. Benim bildiğim Murat'sa gelir. Gelecek de. İdris Ağa, senin oğlana damatlık pek yakışıyor be. O da laf mı? 1000 kız feda olsun. Hani Ayşe kız da tam benim olanlık. Tam ağa gelin olacak güzellikte. Hadi hadi işine bak. Çok ağzında geveleme Ayşe kızı. Ben acemi damat sayılmam. İşimi bilirim. Bunda ağlayacak ne var kızım? Hadi kendini biraz toplayıver. Bırak ağlasın, hepimiz gelin olurken ağladık. Hadi canım sen de. Ben göbek ata ata gittim. Benim kızım sevinmeli. Üstelik ağa karısı olacak. Murat abi dururken şu suratsız Cafer'e gitsen ben de ağlardım. Sus kız vakit! Bacak kadar boyunla her lafa karışma! Sus cihan sen de! Çekil bakayım şöyle, hadi çekil çekil! Hazırım baba! Hadi bakalım muhtar, bir tek de sen at! İç bakalım muhtar, iç! Ağamın düğününü içmeyeceksin, ne zaman içeceksin? Davul bile dengi dengine vurur derler! Ağamızın düğününde böyle olur erenler! Hadi bakalım! İçin! Kızıma gelinlik pek de yaraştı. Ayşe! Gel benimle! Hoş geldiniz. Gel bakayım. Hoş geldin güzel gelin. Hoş bulduk, öpeyim. İşte Ayşe, bundan sonra yaşayacağımız yer burası. Seninle olduktan sonra her yer bana cennet Murat. Nerede kaldılar? İdris Ağa! İdris Ağa! Ha, işte bak geliyorlar, hadi! Yürü bakalım! Nerede kaldınız? Kız nerede? Atları da süslememişsiniz. Bu ne rezalet böyle? Murat geldi, kızı kaçırdı. Kızımı kaçırdı? Peki siz ne yaptınız? Takip ettik ama diğerden sonra izini kaybettik. Ne duruyorsunuz? Çabuk atımı getirin! Ya bizi burada bulurlarsa? Bulamazlar. Bizi burada bulurlarsa belalarını da bulurlar. Şimdi tek bir şey kaldı. Nikah işimiz. Çok sürer mi? 10-15 gün kadar. O kolay da, yalnız bu gelinlikle dolaşamazsın. Onun için sana bir elbise bulmak gerek. ev Elaz! Ben kasabaya gidip bir eve veya bir doktor getireyim. Şimdi geliyorum Ayşe, merak etme. Doktorun yeri burası mı? Evet ama burada yok. Şehre indi. Ne zaman döner? Vallahi hiç belli olmaz. Bir şey mi var? Doğum var. Ebe'ye git. Gittim. Gittim ama doğuma gitmiş. Başka biri var mı bu işi yapan? Vallahi eski sürüyeci var ama... Nerede bulurum onu? Anca meyhanede bulursun. Nerede meyhane? Buradan git, arkada göreceksin. Baba çok oldu. Ananı gördün mü ki baban olayım be? Sanki çok içiyormuşum gibi. Az mı içiyorsun? 16. şişedeyim daha. Hadi arkadaşlar şerefe! Ben askerdeyken biliyor musun, o da yanımda ya! Koştu, biliyoruz bu gece, bunun en sattığı yerinde. Böyle kalmış, tutuyor, Sıhhiyeci kim burada? Aha! Merhaba. Şarap bahsende yıllanır, sonra da içilir. Biz de yıllanıyoruz işte. Kalk bakalım baba, gidiyoruz. Gitmek mi? Evet, gidiyoruz. Gitmek mi, yoksa kalmak mı? İşte mesele burada. Şarap içmek varken nereye gidiyoruz arkadaş? Hı? Gökyüzünde yalnız... Eski bağlara kadar gidiyoruz. Kalk, doğum var. Ha. Murat bu. Seledik. Ağadan okkalı bir bahşiş aldık demektir. Dur bakalım Murat! Sana dur dedik be adam! Biliyor musun, bir senedir seni arıyor ağam. Hadi bakalım! Gel de içme! Bitti mi? Buyur abi. Ne olacak bizim masraflar? Şişe avanta. Al bakalım. Kusura bakma. Hadi. Ya çekme yahu! Çekme, çekme beni! Geldim! Hadi gel! Giderim ben, bilirim! Atla! Bana eskiden atına çabuk bilen doktor kovboy derlerdi! Gel! Geldim! Atla! Aslan gibi bir evlat. Erkek adamın erkek oğlu olur. Bir oğlumuz oldu Murat. Oğlumuz. Nasılsın Ayşe? İyisin ya. Çok iyiyim Murat. Yavrum. Kim bunlar baba? Bilmiyorum. Doğumda yardım ettiler. Kimsiniz siz? Tanımazsın. Bir arkadaş tavsiye etti seni bize. Anlayışlı adamdır dedi. O sana serseri kral dermiş. Hudutların girdisini çıktısını gayet iyi bilirmişsin. Kralıymışsın bu işin. Ne istiyorsunuz? Hududu aşmak. Jandarma peşimizde. Kaçtı. Yani enselenmeden hududu aşmak istiyorduk da. Gevezelik mi ettim? Biraz. Soygun mu? O daha evveldi. Şimdi hapisten firar. Ben size tarif edeyim hududu. Olmaz, sen götüreceksin. Ben bu işleri bıraktım. Hem bir senedir de hududu geçtiğim yok. Nerede mayın var, nerede yok bilmiyorum. Hem mayın yerleri de sık sık değişir zaten. Bak, çok iyi biliyorsun bu işi. Seni tavsiye eden adam da boş değildi. Hadi, düş önümüze de gidelim. Size bu işleri bıraktım dedim. Bizim için bir kere daha yapacaksın. Senin bileğinse benim de parmaklarım çabuktu. Bizi düşünmüyorsan, çocuğunu düşün. Boş ver yolu. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. İdris Ağa! İdris Ağa! İdris Ağa! Murat'ın yerini bulduk! Ne dedin? Ne dedin? Murat eski bağlarda kalıyormuş. Doğumu için Sıhhiye'yi götürürken gördük. Cafer! Cafer buraya gel! Demek eski bağlarda ha? Davran oğlum, Murat'ın izini bulmuşlar. Neredeymiş? Eski bağlardaymış. Hemen bastırmak lazım, çabuk atımı getir! Bırak şimdi atı, çabuk davran! Peki baba! Su da bitti. İdare etseydiniz, daha 30 milyonumuz var. 30 mil mi? Durun! Ne istiyorsunuz? Yaklaşmayın! Gidin buradan! Ne istiyorsunuz dedim? Murat'ın evi burası mı? Kimsin sen? Cafer! Ha? Cafer, defolun! Hadi be! Katil! Ay dostlar! Gözünü al sakla! Bırakın kızımı namussuzlar! Bırakın beni! Yavrum benim evladım! Bırakın haydutlar! Bırakın! Bırakın kızımı! Hududa geldik. Şu görmüş olduğunuz tepeyi açtıktan sonra varmış olur. Hududu geçerken dikkat edin, atlar kişnemesin. Bundan sonra bir müddet atlardan inip yaya gideceğiz. Eskiden mayın yoktu, yeni döşemişler. Başka yerden geçir bizi. Bir yer var ama orası dağlık. Hem atlar da çıkamaz. Olsun. Bu da gidemeyecek kadar ağır. Ben taşırım onu. Peki. Şunu yazıcıya ver, yazıp getirsin. Baş üstüne! Gel! Kumandanım, Kumtepe'de mayın patladı. Gene kaçakçılar olacak. Ölmüş galiba! Dur! Evet, evet, gelip bakmalı. Sen şuradan! Geç öyle, hadi! Bu firar eden mahkumlardan biri olsa gerek. Hemen merkeze bildirmeli. Alın şunu! Yapmayın! Yapmayın! Bırakın! Bırakın beni! Bana bakın! Siz atları çekin! Etrafına göz kulak olun! Murat gelirse muhlim! O Murat! Hadi yürü! Yürü! Ya! Ya! Yürü! Sen işine bak be! Bırak! Alçak! İşinize bakın siz! Hadi! Yürü! Sus! Bağırma! Bağırma! Öyle birkaç gün dinlen, kendine gel bakalım! Hain! Niye beni buraya getirdin? Ben mi hainim? Ben seni nikahlayacaktım, sen bana ihanet ettin! Murat'la kaçtın! Bu kötülüğü bana yapmayacaktın Ayşe! Ben sana bir şey yapmadım, asıl sen mi de kötülük ettin? Her neyse! Hele biraz iyileş, sonrasını düşünürüz! Ne ettin lan kızı? Aldım geldim. İyi ettin. Nerede? İçeride. Ne duruyorsun burada? Biraz beklemek gerek baba. O da ne demekmiş? Beklemekte ne oluyor? İyi. Ondan sonra da salarsın, tekrar Murat'a gider. Anlasınlar İdris Ağa'nın oğlunun ne olduğunu. Bu kapının önünden ayrılmayacaksın. Peki ağam. Alo! Burası Kumtepe. Hapisten kaçan 4 mahkumdan 3'ü hududa doğru gitmektedir. Beyaz diye tanınan Arap ölmüş. Siz derhal harekete geçip peşine düşün. Biraz dinlenelim. Bu bacaksız başımıza dert oldu. Onu yok etmek gerek. Yoksa biz bu yolu bir ayda alamayız. Haklısın. Ya öteki ne olacak? Düşüneceğim. Önce şunun işini halledeyim. Onun işi de çok önemli, bize kızıyor. Arkamızdan jandarmaya ispiyon edebilir. Sağ kalırsa tabii. Hele bir hududu geçirsin. Bunu yapmayacaktın. Yapmayacaktın bunu Ergele, yapmayacaktın! Şimdi seni parça parça edeceğim. Gel! Gel! Cafer! Hele gel buraya! Pek düşüncelisin. Yok bir şey baba. Ayşe nasıl? Ben de onu bir yoklamak istiyorum. Gülme! Ne oldu Ali dayı? Cafer'le adamları geldi, Ayşe'yi kaçırdılar. Ya oğlum! Ne zaman götürdüler? Sen gittikten bir gün sonra. Yani bir hafta oldu. Her şey bitti. O temiz Ayşe kız bitti. Her şey mahvoldu. O senin Ayşe kızın değil artık. Pis, iğrenç, adi bir insan. Adi bir insan oldum. Affet beni. Affet beni. Affet. Bütün suç bende. Teslim olmamalıydım ona, canıma kıyıp namusunu korumalıydım. Sen ayrılma buradan! Yapma, yapma, yapma! Sen bu taraftan git, ben böyle gideceğim. Oldu baba! Ecelin geldi. Ben sana İdris Ağa'nın ocağını basmasını öğretirim. Geç bakalım. Onu sen öldürdün! Sen öldürdün onu! İntikamımı alacağım! Sen sebep oldun! Sen sebep oldun onun ölümüne! Dünyadan kovup göçenler